Dün Mehtap'ın Dilek'e yaptığı o şey yani çok saçmaydı bence. Yani abi herkesin bir geçmişi var. Abi şimdi burada da herkes kendi olsun abi. Abi ben de diyorum ki ne diyecek? Dur. Şu an bana hiç ciddi gelmesin. Kimse oynamasın burada. Herkes olduğu gibi olsun. Valla Eser. Bak kardeşim. Ben hiç ciddiye alamıyorum seni bu halde. Ben de o yüzden hiç şey kafamı çevirdim. Açıkçası ben orada Adnan'ın müdahale ettiğinde böyle yanında oturuyordum. Böyle elini kaldırdı. Acaba ne diyecek diye düşündüm. Çok başka bir fikir söyledi. Söyleyecektik, söyleyemedik. Güzel fikir oldular. Yok, biz hem fikir değil. Hem fikir değil abi. Murat abi zıt bir şey söyledi, onlar ikisi zıt bir şey söyledi. Biz Murat abiyle hem fikir. Hayır, ben gözüken koy kılavuz istemez dedim. Evet. O da ben katılmıyorum dedi. Evet, ben tamam. Benim gözüken koy kılavuz istemez. Gözüken koy kılavuz istemez. Söyle. Sözümün sebebi. Bir bardak içmek ister. Her şey olsun. Mehtap'ın görmüş olduğumuz görüntülerde kızın bile bile sonuna kadar üstüne gitmesi. Yanlış olan ne? Yanlış olan sizin, zaten... Bak. Bir dakika, sizin söylediklerinizi anladım. Güçlendirme amaçlı olabilir. Diyorsunuz, ama, evet. Ama o kadar üstüne gidilmez. Yani çok fazla üstüne gitti. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Şeyin, bak şu üstüm yanlış. Onun için dedim ben. Bunu orada yaptık. Kalk git. Oturma. Kalk git. Karşından git. Hadi ağlama karşısına demesi yanlış. Bunlar yanlış. Bu yanlış mı? O yanlış. Ama onun dışında hani ağlama demesi artık bunları geride bırak. Çünkü bu hayat seni daha başka yerlere abi götürüyor. Abi pozitif şeyler var ama sunuş kötü. Pazarlamak bu, ne yani? Pazarlar gibi. Ben pozitifi görmüyor diyorum, demiyorum. Benim sinirim orada bu. O yüzden gözüken kılavuz sistemi kalk, istiyorum. Karşımdan pozitif, ne demek ya? Pozitif altında ne hale getirdi kız abi? Yani söyleyemiyorum. Ve kız ağladıkça sanki böyle zevk alarcası da daha fazla. Yani ben, belki, daha de, belki de esas doğru ama üslup yanlış. Üslup yanlış zaten ama Mehtap'ın da yani bazı söylemleri de doğru abi yani, anladın mı? Baktığın zaman şimdi. Objektif bakın abi. Ben abi, vallahi açıkçası ben farklı bir boyuttan bakayım dedim. Yani. Abi iyi baktın. Ben senin boyutunu görebiliyorum ve hemfikir oluyorum. Fakat üslupte yanlış oldu. Bak yani. Bunu bir başkası yapsaydı seninle hemfikir olurdum. Ben, bak, doğru, ben doğrunun yanındayım abi. Yapsaydı, ben o zaman, için, tamam. O zaman düşünürdüm. Ya hakikaten işte onu kuvvetlendirmek. Neden? Çünkü geçmişini yani ama yaşananları biliyor. Ama orada da bu doğruları söyleyecek başka insan yok. Onu kasıtlı yaptım demiyor. Yani bunun için yaptım demiyor. Bunu evet, anlattığından dolayı ben de halk böyle. Ama onu düşünmesi de yanlış. Halk böyle bunun için vermiş olabilir diyor. Çünkü geçmişte burada ağlayanlara mağdur olanlara yok. Destek verildiği için çok, halk tarafından. Çok. Tamam. Bak işte buna istinaden. Kötü ben niyet, de burada bir şey rica ederim o zaman. Kötü niyetle yapılmamış şey. Ama geniş, yanlış yani. Oğlunun konusu yanlış. Yani. Geniş işte. Açıdan bakmak. Biri yanlış. Evet. Tek tek soracağım. Eser, geçmişinde yaşadığın çok büyük sıkıntıların var mı kardeşim? Herkesin var. Senin var mı abi? Senin şu anda 7 aydır çocuğunu göremediğin zaman burada üzüldüğün anlar oluyor değil mi? Abi çok sıkıntımız var. Yaşadığımız sıkıntılar da var. Yani içinde olduğumuz sıkıntılar da var. Var. Murat abi senin var mı? Benim de var ama ben burada baba konusu açıldığı zaman... Ben çocukluğumdan beri... Bak burada baba konusu açıldığı zaman biz de ağladık. Ama bu baba konusu açılmadı orada. Başka bir şey açılmış tamam. Orada abi. Fark etmez ki ağlamaktan yani geçmişinde yaşadığın sıkıntından bak, eğer Dilek, böyle Dilek kardeşim, ağlıyorsa... Bak ben her zaman ne dedim geldiğimden beri? Yani. Arkandayım dedim, yanındayım. Her dedim, zaman güzel. Abi her hiçbir zaman. Hiçbir zaman da aksini iddia etmiyorum. Tamam. Ben sadece şunu söylemeye baba. Çalışıyorum insanoğluna, kendimize. Yaşadığımız acılar evet bizi üzebilir, doğru, ağlatabilir, doğru. Kızdırabilir. Ama biz bunlarla sürekli aynı hayatı yaşayamayız. Anladın mı? Geleceğe bunu sürekli götürürsek... Gömeceksin. Bu yaşanmaz ki. Geriye götürür abi, bu bizi mutlu edemez. Şimdi abi bence onları paylaşmaması da gerekiyor. Niye i̇şte paylaştı ben onu anlamadım. Onu diyorum. Tamam paylaşabilir ama bunu hani kırılgansa, bunu bize belli ya etmek var. İstiyorsa... Sağ ol, buranın kamera arkası da var. Bunu kızlardan Dani de mesela paylaşabilirdi. Dani de gelip bizlerle paylaşabilirdi. Yani sana anlatırdı, sen bizlere anlatırdın. Bu hani kamera önüne taşımaya gerek yok. Bir durum bence. Değil. Kendisi eğer bunu... İnsan etrafındaki insanlar karşısında rahat hissederse ki güven hissi olmuş durumda ki bize açıkladı bunu. Yoksa kulaktan kulağa söyleyecek şeyler değil. Abi güven olmaz daha ilk haftadan, hani üçüncü günden, dördüncü günden olmaz. Direkt bana gelip dese ki ya bak böyle böyle dese ben abi kimseyle paylaşmak istemem mi? Abi ciddi bir şey. Dördüncü günden olmaz abi. Bak ben dileği çok seviyorum, bir şey demiyorum ama ben onun yerinde olsam. Ben onun yerinde olsam bir şey taşımazdım. Ben bir şey paylaşmak istiyorum. Bunu hani kim ne sağlıklar sağlıklar. Okay. Dileğin bunu paylaşması beni çok etkiledi. Evet, ve ben o hafta sonu çocuk esirgeme kurumunu aradım. Dedim ki abicim ben projenizle ilgilenmek istiyorum. Bir çocukla işte ne bileyim nasıl yardımcı olabilirsem. Maddi manevi destek yapmak aynen. istiyorum dedi. Nasıl gelebilirim, gelebilir miyim şimdi dedim. Hayır dedi, randevu dedi. Hı hı. Dedim tamam randevu yapalım dedim.
gelecek randevumuz Ekim'de dedi. Dedim vay be ne güzel. O kadar talep var yani. Çok güzel. Ekim'e kadar. Ama ne bileyim, bu o hikaye bende bu duyguyu uyandırdı. Tamam, bu şeyi uyandırdı. Pozitif. You know? Ve bunu eminim ki başka insanlar da bunu uyanmıştır bir şekilde. Çok belki güzelim. Benden başka kişi de aramış olur. Güzel fikir, ben de arayayım. So, hani hep beraber bunu arayayım. Çocuk okula da bilirsiniz. Bu hikayenin bu açısı ya, zaten. Şeyler var, var. Çocuk esirgeme kurumu olarak hiç düşünmedim. Hepsi o kadar çok şey var ki, o kadar güzel şey yapılması, o kadar güzel şeyler var. Allah'a şükür. So, yani bu hani tamam, Dilek bunu anlatmış, anlatmamış, yanlış yapmış, doğru yapmış, ajitasyon ama sonuçta beni bir yerlere bir mesaj. Tabii ya, hepimizi etkiledi abi, hepimizi etkiledi ama buraya ben olsam yapmazdım yani, buraya getirmezdim. Buraya getirirse oralara da çekilebilir ama çok. Ama bak abi yani, sen buraya Tatuan Cimili olarak geliyorsun. Geçmişinle, bugününle, geleceğinle buradasın değil mi? Hepimiz buraya geliyorsak hikayemizle geliyoruz, ilişkimizi milyonlarca önünde insanlarla yaşıyoruz, fikrimizi bilmem ne. O zaman bu da en doğal şey, geçmişimizi paylaşmak. Öyle değil mi? Hmm. İnsanlar değil mi? Herkes bilmek geldi, şey ister yani. Aynen. Yeri geldi, geçmişimizi hepimiz paylaşmadık mı bir nevi? Evet. Böyle bir şey bence. Ama üzülecekse yani, benim de paylaşmadığım, ben içime attığım şeyler var yani. Var yani, aynen. Bu tip bir yerde bunu sen ön plana sürersen eğer, bu tip şeylerle doğal olarak karşılaşırsın. Benim demek istediğim bu. Ben de etkilendim. Yanlış bir şey yapmadım. Ama ben olsam yapmazdım. Şey sana ne dedik? Size. Sen burada ayıcığım dedin. Zayıf noktam dediğinde, zayıf noktanı belli edersen seni oradan vururlar. Aynen öyle. Ayıcık değil ama. Şunu kaçırıyoruz. Evet değil. Bakın. Değil. Fakat. Gerçekten biz çok değer veriyoruz zaten. İnsan yani bu vurulacak bir şey değil abi. Ya bu böyle bir vurulmak yok ya. Bu hani burada kullanılacak bir şey değil abi. Kimse de vurmadı ki. Bence yanlış yani. Valla Dileğin üstüne çok gidildiğini düşünüyorum. Çünkü yumuşak karnını bulduğu zaman kızlar oradan vuruyorlar. Geçmişi herkesin var. Herkes yeri geldiği zaman anlatıyor. Neden Dilek'te böyle bir şey yapıyorlar onu bilmiyorum, anlamıyorum ama doğru bir şey yapmıyorlar. Yani geçmişi tabii ki neredeyse kız şuna geldi. Yani özür dileyecek, benim annem babam ayrı ve yetimhanede büyüdüm diye. Bu noktaya getirdiler kızı. Yapmayın, çok ayıp. Evet, takılık kalmaması lazım insanın. Her zaman Dileğe bunu söyle. Burada da daha dün konuşurken de onu söyledim. Bunlara takılı kalma. Tamam abi. Kaldıkça kendini daha çok yıpratırsın. Bu kadar iyi niyetle eğer bu insanın bu iyi niyetle gidiyorsan alırsın karşılığını. Tamam. Oturursun konuşursun. Tamam. Ama o ortamda onu buradan defol gelinmenin üstüne... Konu farklı. Konu. Onun yanlış konu olduğunu farklı, söylüyor. Onu konuşmuyoruz farklı. Abi. Başka aynen bir şey. Biz şu anda konu kendi farklı aramızda değerlendiriyoruz. Abi konu bulaşıştı. Biz zaten ona karşı yapılanı değerlendirmiyoruz. Kendi aramızda evet. Doğru mu yanlış mı? Ya da işte anlatılması mı lazım, anlatılmaması kime lazım? Kime göre doğru, kime i̇şte, göre yanlış? Bunu zaten sadece kendi aramızda değerlendiriyoruz. Hayır, anlatma, çok iyi biliyorum. Bak benim gördüğüm sadece şu. Evet olay oldu. Olay nereden çıktıysa çıktı ve ne durumlara geldi. Ondan sonra da temizlik harekatı. Gelen durum çok kötü. Kendisi de farkında. Kendi kızı soktuğu durumun. Ondan sonra hemen... İşte güçlenmen lazım. Konu sonuçlanamadı ya. Konu ortada kaldı. Anladın mı? Abi, bak, olayın gidişatını görüyor musun? Başlangıca bak, gelişmeye bak. Tamam, ve bakalım. Ve tam böyle artık en ortasındaki en büyük olay orada dönüyor. Sonra sıyrılma işi. Başlangıca bak. En sonunda ta 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 ta. Tamam, başlangıca bak. Orada Cansel diyor ki, diyor çok şey hissediyor, sen gir bulaşıklara. Ay diyor, benim manikürüm bozulur diyor. Aynen. Bak. Olayın biz ana temeline kaçırdık. Eksi bir bak. Manikürün bozulur dedi. Tamam. Girmedi. Daha sonrasında orada bir şeylerle ilgilenirken Mehtap dedi ki işte Dani alıştı galiba senin temizlikçinden. Ya aman ben bu evde kavga istemiyorum. Gerekirse benim kadını getiririm. Burada bulaşıkları hallettiririm. Sizin pisliklerinizi temizler. Ama yine o bulaşıkları makineye koyan kendisi. Tamam o da şimdi. Yani, tabii öyle diyor ama mesela. Abi bizim geçmişle alakası yok ama ya. Bunun abi, geçmişle alakası zaten yok. Zaten konunun geçmişle alakası yok. Konu bu. Ben bir tek duygu sömürüsüne şuradan düşündüğüm zaman şuna varıyorum. İlk konu açıldığında kim değişti bu konuyu? Dani. Dani ile yakınlar mı? Yakınlar. Evet. İlk geldiğinde zaten Dani'nin orada kaldığını da söylüyorlar, onunla kaldığını. Ben o zaman kafamda şöyle bir şey şekilleniyor. Diyorum ki bu konu hiç açılmadan da devam edilebilirdi. Neden açıldı acaba geçmişi? Neden Dani mesela onu zorladı? Bunun altında öyledir ya da böyledir bilmiyorum ama... Abi duygu sömürüsü diyorsanız... Orada dikkatimi çeken bir şey oldu o ilk konuşmada Dani ile arasında. Ağlıyordu. Dani dedi konuş dedi, anlat dedi.
O da dedi neyi dedi, aile olayını mı dedi. O da anlat işte dedi, ondan sonra başladı anlat. Semih şuradan bana çilek ve naneleri verir misin? Çilek ve nane. Evet abi. Tamam. Tamam kardeşim. Biz aslında mutfağı çoktan hallederdik abi. Sana doğum günü sürpriz yapmak için yaptık. Hadi bakayım hızlı 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 hızlı. Beyler iş yapıyor. Şu bardakları bir de ortada koyalım. Burada 20 tane var, 4 ekstra. Herkesin ismini yazalım buna. Ver onları, ben yazayım abi. Yapar mısın? Evet. Gel abi şuradan bak, ama kesmen lazım bunları. Evet, ben çağın akşama açılacak böyle abi. Biz oraya alacağız. Tamam, bir saniye. Tamam. Sen yeter ki sen kısmetse.